Günaydın arkadaşlar. Hoş geldiniz Selvan YouTube kanalına. Bugün de yoğurt çorbası yapacağım. Evde yaptığım, çaldığım kendi yoğurdu. Evde çalıyorum arkadaşlar sütlüğümü. Ondan biraz boş tencereme alıyorum. Hazır yoğurt değil arkadaşlar. Kendim çaldığı yoğurt. Birezini yiyor. Üstünde kalan böyle sulu tarafını da yoğurt çorbası yapıyor. Bayağı 2 kilo kadar katıyorum arkadaşlar. Çalıyorum 5 kilo. Brezili yiyor. Geri kalanı da sıvı yerlerinde güzelleri. Böyle yoğurt çorbası yapıyorum. Bayağı kattım arkadaşlar 2 kilo kadar. Şimdi yoğurdumuz arkadaşlar biraz çırpacağına çırpacağım. Çünkü makinem var, makinem bozulmuş. Biraz yoğurdu böyle şeylerini, topaklarını ezeyim. Bir tane yumurta katıyorum arkadaşlar. Bir yemek kaşığı dolusu un katıyorum. Bir yemek kaşığı kadar da nane atıyorum arkadaşlar. Nane sonra yüzüne de yakıyorum. Şimdi bunu iyice yumurtayı, unu kattım arkadaşlar. Şimdi bunu geri karıştıracağım. Ben her şeyini böyle katıyorum. Fazla biraz gene ara sıra karıştırıyorum ama çok da karıştırmıyor. Kesilmiyor da. Yumurtamız, unumuzu, nanemizi de yedirdim arkadaşlar. Yarım yemek kaşığı kadar da tuzunu ilave ediyorum. Önceden haşlamış olan kuncur turbasını koydum arkadaşlar. Kuncur turbasıydı. Yarmamızı da katıyorum. Kaynatmıştım bu yarmamızı önceden. Böyle kaynattığım zaman çok kaynatıyor. Dolaba katıyorum arkadaşlar. Böyle de lazım olduğunda elimin altında hazır. Yarmamızı da kattık arkadaşlar. Şimdi onu da karıştırıyorum. Biraz yarmamız buzlu. O şimdi ısındıkça açılır. Nohudunu da katıyorum arkadaşlar. Haşlanmış nohut. Bu da dolaptaydı. Bunları bir önceden haşlayayım arkadaşlar. Dolaba katıyorum. Bir lazım olduğu zaman da çıkarıyorum. Şimdi buzlama onlar biraz da ateşe girince açılır. Ağızdan da su katıyorum arkadaşlar. Sıcak su değil. Soğuk su arkadaşlar. Çünkü ilk ıslamanda sıcak su katamam. Soğuk su kattım. Şimdi bunu karıştıracağım. Çorbamızın her şeyini hazırladım. İçinde yerleri de buzlu bir resim de açılır. Yerlerini okudu önceden haşlayıp dolaba koyuyorum. Yarmamı neyi dolaba koyuyorum. Böyle çorbada hemen çektiğim zaman hazır oluyor. Çorbamızı böyle karıştırdım arkadaşlar. Hazır. Şimdi bunu ocağımıza yakacağım. Nohudunu,
Yarmasını, her şeyin tuzunu, nanesini, her şeyini kattın, ununu, yumurtasını. Yoğurdu elinin altında bile çokça oldu muydu? Hazır arkadaşlar, şimdi ocağımıza yakıyorum. Ocağı sildim, yanmıyor. Büyük ocağını alın. Ocağımızın altına açtım arkadaşlar. Çorbamızı bir biraz karıştırıyor. Yarmalar buz olduğu için resim sıcak şeyi görünce erir onlar. Yarmayı haşlamış kadar biraz çok fazla haşlıyorum. Atıyorum dolaba. Nohudu, onu. Böyle çorba yapacağım zaman da hazır oluyor. Çıkarayım oradan. Pasta çiğne çırpacağına yapıyordum ama o fazla iyi çalışmıyor. Ben de bununla biraz karıştırdım. Böyle çorbamız hazır arkadaşlar. Bu şimdi paylayacak. Karıştıracağım. Ara sıra da bunu böyle karıştıracağım. Pişenden sonra da görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar çorbamız daha kaynamadı. Pişiyor, kaynıyor. Şimdi azdan da yarım fincan da yeşil mercimek kattım. Onu da ayrı tenderde haşlayacağım. Onu da katacağım. Biz yoğurt çorbalarına da yeşil mercimeği de katıyor. Katmaya da bilir. Katar, sevmeme bağlı. Biz çorbanın içinde seviyor. İyi oluyor. Onu da ayrı katan çünkü onu siyah şeye direktmen atmadım. Haşlanmamıştı. Siyah şey suyu çıkmaması için onu ayrı tenderde haşlayacağım. Onu da katacağım. Çorbamız böyle nohutlar ne içinde arkadaşlar. Bol nohutlu, bol mercimekli. Böyle kaynayana kadar karıştırayım ara ara. Çok iyi. Durmadan da karıştırıyorum. Hiç de kesilmiyor çorbalar. Mercimeğimiz orada haşlansın. Onu azdan bir suya tutacağım. Onu da içine katacağım. Arkadaşlar mercimeğimiz de haşlandı. Şimdi bunu kaynar soğuk suya tutacağım. Haşladığımız mercimeği de katıyorum arkadaşlar. Ayrıca haşladım. Şimdi bunu da katıyorum. Yeşil mercimeği böyle kaynatıp arkadaşlar ayrıca yeşil suyun içinde geçmemiz için. Şimdi mercimeğimizi de kattık çorbamıza. Çorbamız karıştırıyor. Çorbamız her şey hazır. Üstünü sonra sosunu yağını yakacağım. Mercimek, nohut, yarma, yoğurt çorbası, bu şeylerin meşhur. Halkada 5 kilo süt çalıyor, az yiyor, yiyor. Bir kalan da bir güzel çorba yapıyor, yiyor arkadaşlar. Az yoğurttan da yapmayayım, kendi çaldığım yoğurtta. Şimdi bu kaynayacak, kaynayandan sonra, pişenden sonra da şeyimi yakacağım. Yağsını. Arkadaşlar çorbamız yaklaştı, pişti biraz.
Zeytinyağı malzemesi böyle bir kaşık ayrı katan tavamıza yağ kat, yağ kat. Bir kaşık tere yağı. Azdan genişliği yeterliğine göre yarım çiğ pişireceğim kadar da sıvı yağ kattım. Bir kaşık da gene nane atayım arkadaşlar. Çorbamızın içine katacak da sosu. Yağsını başta katmıyor arkadaşlar. Şimdi yağımız erişsin. Bu biraz kızarandan sonra çorbanın içine katacak arkadaşlar. Mercimekli, nohutlu yoğurt çorbamız. Böyle. Yağımız da burada eriyor. Nane kattım. Tereyağı, az da sıvı yağ. Yoğurt çorbası ne kadar nane olursa güzel oluyor arkadaşlar. Nanesi bol olacak. Böyle karıştırdım arkadaşlar. Kaynamak üzere. Kaynıyor. Zaten yarmamız pişmiş. Nohut pişmiş. Yeşil mercimeği haşladım. Hepsi pişmiş malzeme. Bir taşayı kaynayana sonra nanemiz bayağı bir kızaracak. Kızarsa o. Koyulu da iyi. Eğer koyu olursa biraz kaynamış su katar. Bundan sonra soğuk su katamazsınız. Sıcak su katacak arkadaşlar. Ama çorbamızın koyulu da iyi. Çok koyu olursa katarsın. Katarsan da çok bir az. Çorbamızın nanesini de yaktım arkadaşlar böyle. Kaşık tereyağı, az da sıvı yağ, bir kaşık nane. Onu da iyice kızarttım arkadaşlar. Çorbamız hazır. Kasını da yaptım. Bol naneli. Kasını da koydum arkadaşlar. Şimdi bunun malzemeleri de pişmiş. Biraz da kaynasın. Söndüreceğim. Çorbamız hazır. Arkadaşlar çorbamız az koyu. Çok az kaynar su katacağım. Biraz daha az bir kaynacak. 5-10 dakika kadar. Çünkü içinde malzemeler de tam pişene kadar o da koyulaşır. Çok koyu olmayacak. Çok duru da olmasın. Çorbamız her şey hazır arkadaşlar. Sıcak su kattım. Kaynayadan sonra soğuk su, bir sıcak su kattım arkadaşlar. Çorbamız böyle pişecek. Ondan sonra yemeğe hazır. Arkadaşlar çorbamız pişiyor. Yanına da azdan böyle patates
Salatası yapacağım arkadaşlar. Patatesini de haşlayalım. Ağzını kapatayım. Patatesimiz de haşlansın. Yoğurt çorbamız, patates salatası. Çorbamız güzel kaynıyor. O biraz pişsin. Arkadaşlar, çorbamız pişti. Söndürdüm altını. Çorbamız hazır. Boylu da böyle iyi. Geneler neydi? Çorbamız pişti. Burada da patatesimiz haşlanıyor. Patates de haşlanana sonra arkadaşlar. Yanına da patates salatası yapacağım. Hoşça kalın, hoşça kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Belki sebze yaparız da gene bir çekelim, belki çekemem. Hoşça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Destekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, yemeklerimizi hazırladık. Çorbam bitti. Suframız hazır. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Çekerim siz doğru durun. Çıkmak istemiyorlar. Torunlar ne var? Çocuklar çok ama çıkmak istemiyorlar. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar. Aa, güzel şey.